Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor. Radyo Spor'un basketbol programı 6. Adam'a bu hafta hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle basketbolun haftalık gündemini değerlendireceğiz. Çok kıymetli konuklarımız olacak. Hazırsanız çok vakit kaybetmeden başlamak istiyorum ben. Dün akşam Fenerbahçe VTB Süper Kupa'da Rusya'da düzenlenen turnuvada NBA Moskova'yı yendi. İlk yarı boyunca aslında Fenerbahçe rakibini geriden takip etmişti. İlk yarının sonunda skor 43-43'te dengelendi. İkinci yarıda Fenerbahçe tabii biraz daha siklet farkını ortaya koydu. Aslında maç özelinde değil de geçtiğimiz günlerde Derya Yanlıer'in, Fenerbahçe Beko genel menajerini yaptığı bir açıklama üzerinden konuya giriş yapmak istiyorum. Kendisi sezona mevcut rotasyonla, mevcut kadroyla başlayacaklarını açıklamıştı. Fenerbahçe'de aslında kadronun Guduric hariç, Dünya Kupası'ndan sonra henüz dönmediği için Guduric hariç mevcut haliyle belki de dün güzel bir görüntü verdi, iyi bir sınav verdi. Fenerbahçe'nin rotasyonu değerlendirmek istiyorum. Çünkü bu da bu hafta yaşanan bir gelişme Derya Yanlıer'in açıklaması. Dün öncelikle skor dağılımı 5 numara rotasyonu üzerinden gerçekten şekillendi desek pek yanlış bir şey söylemiş olmam. Jonathan Motley 21, Sertaç Şanlı 18, Yorgos Papayanis 16 sayı attı. Fenerbahçe 94-79 mağlup etti bu arada. Yani sezon başı yaz transfer döneminde şunu sıklıkla dile getirmiştik aslında. Fenerbahçe Euroleague'in en elit 5 numara center pivot rotasyonlarından birini oluşturdu. Nitekim dün de bunu gördük. Dediğim gibi her ne kadar rakiple siklet farkı olsa da olayı daha çok taktiksel değerlendirmek gerekirse Fenerbahçe'nin 5 numara rotasyonu inanılmaz dengeli oldu. Nasıl? Jonathan Motley bildiğiniz gibi pot altında çok yırtıcı, rakibi yoran, içeriden çok etkili bir oyuncu. Her ne kadar orta mesafenin gerisinden şut tehdidi olmasa da ya da işte tepeden oynama gibi takıma ekstra boyutlar katmıyor olsa da pot altında belki de Euroleague'in en etkili oyuncularından biriydi. Bunun yanına Sertaç Şanlı eklemesi geldi. Son 2 yılı Barcelona'da geçiren milli oyuncu. Dün zaten gördük. Keza bundan önceki Panathinaikos hazırlık maçında da görmüştük. Fenerbahçe'ye alan açma konusunda, dış şut atma konusunda gerçekten büyük katkı sağladı. Panathinaikos maçında zaten 21 sayı attı. Yanlış hatırlamıyorsam 8'de 7 üçlükle böyle bir skor kaydetmişti kendisi. O anlamda çok ciddi boyut kattığını söyleyebiliriz Fenerbahçe'ye. Yorgos Papayanis keza 2.21'lik bir oyuncu. O da yayın dışından etkili. Ve dün de gördük, keza Panathinaikos maçında da gördük. Uzun kolları ve size'ıyla takıma pot altına gelen penetrelerde gerçekten çok ciddi bir blok tehdidi yaratıyor. Savunmada Fenerbahçe'ye çeşitlilik katıyor. Her ne kadar temas etmekten pek haz etmeyen bir oyuncu olsa da. Bu noktada Fenerbahçe'nin uzun rotasyonunu sezon için gerçekten çok ideal ve başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim forvet rotasyonuna. Hızlı hızlı geçiyorum. Konuklarımızı alacağız. Bir saatimiz var dediğim gibi. Onun için de affınıza sığınıyorum. Forvet rotasyonunda Fenerbahçe'de şu anda Nigel Ace Davis sakatlığından yeni dönüyor. Dechampierre, Türk Telekom'dan transfer edilen Nate Sestina ve geçen senenin sonunu sakatlıkla geçiren, keza o da kısa süre sonra sakatlığından dönecek, Metecan Birsen. Forvet rotasyonunda şöyle bir değişikliğe gitti Fenerbahçe. Nemanja Bjelica bildiğiniz gibi geçen sene kalf sakatlığı sürekli tekrar ettiği için takım aslına bakarsanız sezon boyu neredeyse hiç katkı sağlayamamıştı. Onun yerine onun kontratından çıkılıp keza kendisi Kızılyıldız'la sözleşme imzaladı ve orada alacağı paranın da bir kısmını Fenerbahçe ödeyecek ama 5 taksit halinde ödeyeceğini biliyorum ben. Yani aslında fena bir yapılandırma değil. 1,5 milyon euroluk bir sözleşmeden çıkıldığı düşünülecek olursa. Yerine Nate Sestina transfer edildi Türk Telekom'dan. Biraz daha bütçe dostu bir oyuncu. Yani size Bielitsa'dan boşalan bütçenin bir kısmını Nate Sestina'ya kullandığınız takdirde biraz daha hareket alanınız artıyor. Keza Fenerbahçe bundan da faydalandı. Nate Sestina da fena bir görüntü vermiyor. Takıma iyi rebound katkısı veriyor. Genel olarak takıma adaptasyon sürecini benim hazırlık maçlarında gördüm. İyi geçirmiş gibi gözüküyor. Gerçekten onu da ben pozitif bir ekleme olduğunu düşünüyorum rotasyon olarak. Çünkü 4 numara rotasyonda Hayes Davis de muhtemelen dönüşümle oynayacak. Keza Metecan Birsen'i de 4 numara olarak kullanabiliyorsunuz. Dechampierre'de Fenerbahçe'nin forvet rotasyonu aslında 3 ve 4 pozisyonda oynayabilen 4 tane oyuncudan oluşuyor. Bu anlamda hem bütçe olarak hem kadro yapılanması olarak gayet burada da pozitif işler var. Ama yazın başından beri yine pivot rotasyonu için konuştuğumuz gibi Fenerbahçe hakkında en çok konuştuğumuz durumlardan biri de takımın oyun kurucu rotasyonuydu. Nick Calates'in kontratından çıkılacağı yazın başından beri sürekli olarak dile getiriliyordu. Fakat bu olmadı. Nick Calates Fenerbahçe'de devam edecek.
Gard eklemesi konusunda da Fenerbahçe Arthur Schiagas'a imzaladı bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda. Letonya ile Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans göstermişti. 23 yaşında serbest bir oyuncuydu. Kendisi bildiğiniz gibi Litvanya ekibi BC Wolves'a kiralandı. Bu sene Fenerbahçe'nin çağırma hakkı olsa da sezon başı itibariyle takımda olmayacak. NBA'den transfer edilen Raul Neto patellar tendonunu kopardı. O da muhtemelen sezonun önemli bir bölümünü kaçıracak ve döndüğünde nasıl olacağı da şu an için muamma bir konu. Şu an için Fenerbahçe'nin mevcut Euroleague'de kullanacağı guard rotasyonu Jan Madar, Partizan'dan transfer edilen genç oyuncu, Nick Calates ve Scottie Wilbekin şeklinde bir numara rotasyonu şekillenecek. İki numarada Tyler Dorsey, Marco Guduric, Tarık Biberovic ve Melih Mahmutoğlu gibi isimler var tabii ama Fenerbahçe'de aslında kırmızı alarm veren pozisyon yaz itibariyle bir numaraydı. Hazırlık döneminde bu oyunculardan gördüğüm kadarıyla Jan Madar gerçekten takıma pozitif bir etki verdiğini söyleyebilirim. 22-23 yaşında bir oyuncu. Çok enerjik. Gerçekten bir dinamo. Aklı başında. Yani Obradovic tedrisi altından geçtiğini son 2 yılda gerçekten izlerken size hissettiriyor. Yani farklı guard ikilileri denedi bu periyotta Dimitri Sitoudis. İşte Jan Madar'la Scottie Wilbekin'i birlikte kullandı. Nick Calates'e Tyler Dorsey'i birlikte kullandı. Yani hazırlık maçları her ne kadar tam manasıyla bir referans alınmayacak olsa da Fenerbahçe'nin guard problemi son 2-3 ayda bizim ya da işte taraftarların büyüttüğü düzeyde Fenerbahçe bir sorun yaratmayacakmış gibi gözüküyor. Benim açımdan ben böyle yorumladım. Genel olarak toparlamak gerekirse Fenerbahçe'nin mevcut guard rotasyonu, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu için Euroleague'de en az geçen seneki kadar rekabetçi olmayı garanti ediyor bence taraftarlara. Bu açıdan hiçbir problem yok. Dediğim gibi geçen sene çok fazla sakatlık problemleriyle de uğraşmıştı Fenerbahçe. Sezon sonunda Scottie Wilbekin sezonun tamamında bildiğiniz gibi Nemanja Bjelica'dan katkı alınamamıştı. Tonya Cekir'i Devon Booker uzun rotasyonda sakatlanarak Jonathan Motley'i yalnız bırakmıştı. Sağlıklı kalması durumunda Fenerbahçe bu sene yine aslında bana kalırsa bir şeyler vaat ediyor genel kanının aksine. Fenerbahçe'yi genel olarak ben hazırlık dönemini ve transferlere baktıktan sonra biraz pozitif yorumladım. Haftanın en çok ses getiren hadiselerinden biri de Pınar Karşıyaka'nın Euroleague ekibi Maccabi Tel Aviv'den transfer ettiği Darun Hilliard'ın İsrail basınına verdiği açıklamalar oldu. Kısaca özetlemek gerekirse kendisi açıklamasında şu ifadeyi kullandı. Böylesine bir geçiş, hatta özetlemek gerekirse değil, bu ifade bizzat kendisinden, bunu da belirtmek istedim. Böylesine bir geçiş insanı aşağılıyor dedi. Yani burada aslında başta şuraya çekildi. Maccabi Tel Aviv'den Pınar Karşıyaka'ya, Euroleague'den Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne atılmış bir geri adım olarak yorumladı bunu. Tabii bu söylemde Pınar Karşıyaka taraftarlarının epey tepkisini çekti. Sonrasında röportajı yaptığı gazeteci Arel Ginsberg, İsrailli gazeteci, röportajın yanlış çevrildiğini dile getirdi. Oyuncu bir özür mesajı yayınladı ama dediğim gibi bir kırgını konuştu ve röportajın ben İngilizce versiyonunu da okudum. Aslında çeviri olarak çok ciddi bir hata olduğunu ben düşünmüyorum. Keza kendisi daha önce 5 sezon Euroleague'de oynamış bir oyuncu. İşte Baskonya, CSKA, Moskova, Bayern Münih ve Maccabi Tel Aviv gibi takımda yetenekleri elbette tartışılmaz ama çok verimli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani Pınar Karşıyaka'ya elbette Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde pozitif katkı verecektir. Fark yaratacak bir oyuncu ama bu açıklamalar kendisinin hanesine eksi olarak yazıldı. Bunu şimdiden belirtmek lazım her ne kadar kurtarmaya çalışsa da. Diğer konu, bu hafta Anadolu Efes 2023-2024 Euroleague medya sezonu, Euroleague sezonu için bir medya günü düzenledi. Biz de oradaydık ajans spor olarak. Gerçekten çok keyifli bir atmosfer vardı. Oyuncularla konuşma fırsatı bulduk. Tek tek herkesin demecine değinmektense çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Birazdan Anadolu Efes'in medya günü hakkında düşüncelerimi paylaşacağım. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor. Altıncı adama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anadolu Efes'in Euroleague medya gününden bahsediyorduk. Geçtiğimiz pazartesi günü Ajans Spor ekibi olarak biz de oraya katıldık. Birçok oyuncuyla röportaj yapma fırsatım da oldu ama burada tek tek hepsinden bahsetmekten ziyade ben genel kendi gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle takım içindeki havayı, orada oyuncuların diyaloglarına da tabii ki tanık olabiliyorsunuz ya da oyuncuların genel ruh haline bakınca ben çok Anadolu Efes adına bazı şeylerin pozitif gittiğini hissettim orada. Çünkü herkes aşırı keyifliydi ki o gün şunu da belirtmek lazım. Çok erken saatte fotoğraf çekimiyle başlayan bir etkinlik medya günü. Yani oyuncular aslında çok yorgun olmasına rağmen bizi çok iyi karşıladılar. Orada tanık olduğum kendi aralarındaki diyalogları da gerçekten çok iyiydi. Keza orada benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de şu oldu. Orada genç oyuncuların 4 tane genç oyuncuyla tanıştım. A takım seviyesinde
bu yıl çıkacak. Veteran oyuncularla veya veteran oyuncuların onlarla ilgili olan tutumlarıyla ilgili söylediği şeyler çok hoşuma gitti. Dediğim gibi detaya girmekten sizi şöyle yönlendireyim. Anadolu Efes Medya Günü'nde yaptığımız röportajlara Ajans Spor ve Radyo Spor Twitter kanallarından ulaşabilirsiniz. Keza benim hesabım Burak Alt-Tire, Alaca Alt-Tire üzerinden de bu videoları, röportajları izleyebilirsiniz. Keza Ajans Spor ve Radyo Spor Twitter hesaplarında çok özel içerikler ve son dakika haberlerini takip etmek için Twitter'dan göz atmanızı isterim efendim. Anadolu Efes Medya Günü'nden çok gündem olan bir ayrıntıya daha değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Shane Larkin ve Scottie Wilbeck'in milli takımda olimpiyat elemelerine katılmamasına ötürü bir cezai yaptırım durumuyla karşı karşıya kalmışlardı. Shane Larkin bu konuya da değindi. Shane Larkin ifadelerine de çok kısaca değinmek gerekirse, Shane Larkin bu süreç benim dışımda gelişen bir süreç. Sağlık durumu zaten daha önce açıklama yapmıştı, bildiğiniz gibi MR sonuçları da varmış. Bu süreç benim dışımda gelişen bir süreç. Gereken itirazı yaptık. Olanları göreceğiz. Bu sezon Anadolu Efes'e odaklandım dedi. Yani aslına bakarsanız konunun çok üzerinde durmak istemedi haklı olarak. Çünkü kendi tanımladığı gibi kendisinin dışında gelişen bir süreç olduğunu söylüyor. Ve gerekli itirazı yapmış. Biraz da oyuncunun bu konudaki hayal kırıklığını görebiliyorduk. Oradaki tavırlarından milli takım konusunda. Gelelim. Yine yapılmış çok çarpıcı, EuroLeague'de ilk hafta öncesi ortalığı karıştıracak bir açıklama mı desem herhalde abartmış olmam. Kostas Tsoukas, bildiğiniz gibi yazın belki de Avrupa basketbolundaki en sansasyonel hamlelerinden birine imza atarak çok çok uzun süredir, arada bir Fenerbahçe dönemi var bildiğiniz gibi 5 yıllık, yaklaşık son 12-13 yıldır uzun dönemlerde forma giydiği Olympiakos'tan ayrılarak Ergin Ataman'ın çalıştırdığı ezeli rakibi Panathinaikos'a imza atmıştı yaz aylarında 3 yıl 10 milyon euroluk bir kontrat karşılığında. Dün yaptığı açıklamalarda benim için gerçekten çok kolay bir tercihti, Panathinaikos taraftarının ciddi etkisi oldu gibi cümleler sarf etti. Keza Ergin Ataman'la ilgili de çok iyi anlaştığını ve Ergin Ataman'ın gerçekten çok başarılı ve iyi bir insan olduğunu söyledi. Bu açıklamalara neden özel olarak parantez açmak istiyorum efendim? Çünkü 6 Ekim'de 5 Ekim'de başlayacak EuroLeague'in ilk haftasında, açılış haftasında 6 Ekim'de Yunan derbisi, Atina derbisi bizlerle olacak. Olympiakos evinde Pire Barış ve Dostluk Salonu'nda Panathinaikos'u konuk edecek. Keza maç öncesinde son zamanlarda Ergin Ataman'ın da Olympiakos aleyhinde derken Olympiakos'u üzerinde üstünlük kuracaklarına ya da Olympiakos'a korku saldıklarına dair mevcut kurdukları kadroyla açıklamaları vardı. Yani o maç bayağı hareketli, hararetli ve seyir zevki açısından keyifli geçecek gibi gözüküyor. Buradan karşılaşmayı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi EuroLeague Esport ve Esport Plus ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 5 Ekim'de yeni sezon başlıyor. Sizlere de bu heyecanı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Az sonra bir telefon bağlantımız olacak. Basketbol yazarı Ece Ergez bizlerle olacak. Kendisi bu arada İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni, genel olarak kadın basketbolunu ve Türkiye Basketbol Ligi, yani aslında futboldan anlayacağınız şekilde söylemek gerekirse TBL 1. Ligi çok yakından takip eden bir isim. Kendisine sorularımız olacak. Kendisiyle keyifli bir sohbetimiz olacak. Keza kadın basketbolunda da gündemde önemli gelişmeler var. TBL'den Süper Lig'e çıkan ekiplerin durumunu onunla değerlendireceğiz. Yaz ayındaki hareketlerini, ilk sezonların Süper Lig'de nasıl olacağı yönünde bir sohbetimiz olacak. Alo. Alo. Ece, hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş bulduk Burak. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Arzu edersen başlayalım. Tamamdır. Başlayalım. Geçtiğimiz hafta Çukurova Belediye Fenerbahçe Alagöz Holding maçında Fenerbahçe'nin Türkiye Basketbol Federasyonu'na kural ihlalinden ötürü bir itirazı oldu. Keza bu itirazda sonuç verdi. Arzu edersen biraz bize süreçten bahset. Ceza ve cezanın doğru karar olup olmadığı ile ilgili senin görüşlerini alalım. Zaten haftanın, daha doğrusu sezonun ilk açılış maçı olduğu için geçtiğimiz sezonda aynı şekilde final serisiyle noktalanmıştı.
şampiyon ikisinin arasında oynanmıştı. Şimdi tekrar sezonun bu şekilde açılması zaten bütün dikkatleri bu maça çekmişti. Maçın sonrasında hani galibiyet, mağlubiyet, hani performansların konuşulmasını hepimiz beklerken açıkçası kadrolardaki bu dikkat edip hani bu hatanın ortaya çıkması birazcık skandal bir şekilde sezona başlanmış oldu. Normalde kural şu şekilde 22 yaş altı 7 tane sözleşmeli basketbolcu altyapıda yetişmiş oyuncuların olması gerekiyor zaten kulüpte. Bunlardan da en az birinin takım kadrosunda, maç kadrosunda o günkü bulunması gerekiyor. Çukurova'da gözden kaçan olay 22 yaş 6 diye ibare ediliyor ama onlar 22 yaş hani ay olarak, gün olarak da geçmiş oyuncuğunda bu durumdan sayılabileceğini düşündükleri için sanırım bu karar, bu kural dikkatten kaçmış. Çünkü 22 yaşı ay olarak tamamlamış oyuncular vardı ama kural 22 yaş altı dediği için ufacık ayrıntı. Sonra sosyal medyada olsun, diğer haber yerlerinde olsun, aynı şekilde Ajans Spor'a dahil burada çok fazla haber yapıldı. Peşine Fenerbahçe'den açıklama geldi. Bu kural hatasına itirazda bulundular ve takipçisi olacaklarını söylediler. Zaten ayın 18'inde de federasyondan açıklanan kararla da bu kural ihlalinden dolayı Çukurova'nın hükmen mağlubiyetine karar verildi. Ve akabinde de 17.5'da para cezası ile cezalandırılmış oldu. Bence zaten hani sonuçta kural ve talimatlar belli olduğu için kuralın doğru bir şekilde işlendiği için hani açıkçası kararın yanlış olduğunu da düşünmüyorum. Keşke bu kadar ufacık bir ayrıntı hani dikkatten kaçmasaymış. Sadece demek istiyorum. Net bir ihlal var. Evet, bu gri bir kural ihlali değil, cezasında. Nitekim bu doğrultuda oldu. Sana sormak istediğim diğer konu Beşiktaş. Bildiğin gibi bu sene Euroleague, kadınlar Euroleague önelemelerine katılmıştı. İlk maçta burada maçın büyük bir bölümünü önde götürmelerine rağmen bir sayıyla kaybettiler ve seri Polonya'ya taşındı. Bu eşleşme hakkında ne düşünüyorsun? Beşiktaş'ın Euroleague şansını nasıl yorumluyorsun? Beşiktaş'ın Euroleague şansına baktığımızda Çin'den Li'yi transfer etmişlerdi, Çinli oyuncu. Onun performansı ve bence onun takıma katacakları da önemliydi. Onlar şimdi 27 Eylül'de oynayacaklar, rövanş maçında da yararlanamayacaklar. O nokta birazcık açıkçası düşündürtüyor da eksikliklerin yönünden olmasında. Elif Bayram'da ufak bir sakatlık olmuştu mesela maç içinde. Onun oynayamadığı dakikalarda da Beşiktaş fark 7 dakikalar olmuştu. Bu durumda böyle ufak tefek handikaplar var takımda baktığı hani kıyasladığında. Şimdi ev sahibi avantajı da Polovaysa geçmiş oldu. O durum hani zor bir süreç bekliyor Beşiktaş'ı. Olmaz demek tabii ki çok doğru değil ama hani birazcık şey hani evlerinde kaybetmeleri ve eksik oyuncuların olması işlerini birazcık zora sokuyor diye hani kısaca özetleyebilirim. Bildiğimiz gibi sen basketbol TBL'yi çok yakından takip eden birisin. Geçtiğimiz sezon Çağdaş Bodrum Spor ve artık yeni adıyla Reder Samsun Spor'un Süper Lig'e uzanan hikayelerinde de aslında oldukça vakıfsın. Takımların yaz ayı hamlelerini de gördük. Samsun Spor ve Bodrum Spor'un Süper Lig'in yeni ekiplerini, gelecek sezonunu ve yaz dönemini nasıl yorumluyorsun? Sana bunu da sormak istiyorum. Hazır zaten şu anda Samsun'da, Ankara'da bir tane turnuvaya katılıyor. Tam Samsun doğru oldu şu anda benim için. kadrolarına baktığımızda açıkçası Samsun'un birazcık yerli rotasyon, hani yerli yaptığı hani hamleler, iç transferler değil de yaptıkları dış hani transferler birazcık şaşırtmadı değil açıkçası beni. Ama yabancı oyuncular zaten çoğu çaylak oyuncularla da anlaştıkları için hani net olarak yabancı oyuncular hani Matt Money var. Samsun Spor'da Belçika'dan gelen. Evet, sanırım tek bildiğimiz oyuncu o olsa gerek. Çünkü diğerleri çaylak diye, yanlış hatırlamıyorsam öyle. Türkiye Ligi'nde oynadıklarını hatırlamıyorum diğerlerini. O durumda çok yabancıların hani ne kadar performans, ne kadar verim alınabilir. Ama sonuçta BSL gibi çok üst düzey bir kalite ve şeyin olduğu bir ligden de bahsediyoruz. Orada ilk sene ayakta kalmak biliyorsun ki çok zor. İlk seneye her zaman çok önemli bir eşik oluyor. Onu geçtikleri takdirde ligde sağlam bir şekilde kalabiliyorlar. O durum birazcık hani bütün oyuncuların, mecmunu haricinde yabancıların çaylak olarak şey yapması birazcık handikap gibi görünüyor. Bir de transferlere baktığımızda mesela geçen sene şampiyonlukta bence en önemli etkisi olan Göktuğ Baş, Engin Kalkan'ın devam etmesi bence bu takım için çok önemli, çok değerli olacak ama şöyle de bir handikap var.
TBL, BSL dinamikleri, her şeyleri çok farklı olduğu için TBL iki yabancı sonuçta bilik. Burada daha fazla yabancı ve daha bence setlerin ön plana çıktığı, burada daha çok mücadele öne çıkıyor. Burada daha çok setlerin ve daha böyle akıl oyunlarının da ön plana çıktığı birlikten bahsediyoruz. Burada hani o ikisi birbirinden farklı olduğu için genelde şöyle bir kanı oluyor. TBL'de başarılı oldukları oyuncularla devam edince başarı tekrar gelecek doğal olarak düşüncesi oluyor TBL'den BSL'ye geçişte. O her zaman sağlanamayabiliyor. Hani burada verim alınan oyuncu BSL'de verim veremeyebiliyor. Ya da tam tersi hani çok iyi bir şekilde verim de alınabiliyor. O yüzden Samsun birazcık açıkçası soru işaretinin olduğu bir noktada. Ya çok başarılı olacak Samsun, ya hani maalesef birazcık belki Konya gibi inişli çıkışı bir sezon geçirebilecek. Açıkçası böyle hani gri yok. Hani ya siyah ya beyaz bir sezon geçirebilecek. Hani özetle kısaca böyle özetleyebilirim. Çağdaş Bozdurum'a baktığımızda orada daha fazla tanıdık isimleri görebiliyoruz. Geçen seneden sanırım orada da gene Türkiye Ligi'nde mücadele etmiş. Evet, Ben Moore var orada da, Galatasaray'da aynı şey, o oynamış bir oyuncuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında biraz daha hani takımı daha böyle Samsun'la kıyasladığımızda daha tecrübeli olarak görüyorum. İşte Can Uruç, Ege Aran'ın olması ve Chris Warren'la geçen seneden de devam ediyorlar yabancı olarak. Aynı zamanda takımda bence zaten geçen seneki şampiyonlukta katkısı olan Hakan Yapar da en büyük pay sahiplerinden biriydi. Ege Havza ve Fatih Can Tetiz. Bir de İlk senelerinden beri sanırım takım kaptanlığını yapmışlar. Erkan Veyseloğlu ile devam ediyorlar. Takımın belli başlı hani o yapı taşlarını bozmadan o temel şeyine tekrar doğru yan parçaları bulmak bu geçişlerde daha sağlıklı bir rol oluyor. Genelde zaten baktığımızda işte Bahçeşehir Koleji olsun, diğer takım hani yükselen diğer takımlara baktığımızda o ilk sene doğru yapılaşmayı, doğru hani birdenbire yıkıp yeni baştan kurmadan daha hızlı temele kat çıkıyorlar. Aynen ve doğru bir şekilde kat çıktıklarında başarıyı da o şekilde yanlarına getiriyor. Yoksa dediğim gibi ikilik birbirinden çok farklı. Orada inanılmaz verim aldığın oyuncu burada sana verim veremeyebiliyor. Sadece Bodrum'da bir handikap olarak hani yerli oyuncularda hani Samsun'da en fazla şaşırdım transfer, bu arada söylemiyordum. Arda Berkkaya transferiydi. Tek kolejlerden olmuştu. O TED'de iyi bir sezon getirse de BSL için sanki erken gibi düşündüm kendimce. Ama tabii ki ikisi de çok başarılı oyuncular ama dediğim gibi liglerin dinamikleri farklı olduğu için. Burada da aynı şekilde Berkay Genç transferi acaba Bodrum'dan istediği verim şeklinde alınabilir mi? Onun dışında zaten aynı pozisyon için hani Petkim'den Ege Arar'ın gelmesi doğru bir hamle oldu yerli olarak baktığımızda. Dediğim gibi yabancılarda Chris Warren ve burada Ben Moore haricinde yine yeni isimler olduğu için henüz Çağdaş Bodrum'u izleme şansım olmadı. Samsun'da yarın izleyeceğim için çok oyun olarak bir şey söylemem doğru olmazdı. Bu şekilde söyleyebilirim özetle. Pozitif. Bana iki takım açısından da en pozitif gelen şey, aslında basketbol sever olarak söylüyorum bunu, hani analitik bir düşünce doğrultusunda değil. Bu sezon iki takımda da Türk oyuncuların ben çok büyük rol oynayacağını düşünüyorum. Bence bu çok güzel bir durum Türk basketbolu için. Zaten hani bildiğiniz gibi Avrupa liglerinde yerli oyunculara fazla süre verilmemesi yıllardır bu ülkede konuşulan bir şey. Zaten ligde yerli oyuncu kullanım zorunluluğu var ama burada şöyle bir şey var. Yerli oyuncuyu kullanmakla yerli oyuncuya biçtiğin rol arasında fark var. Sadece kullanmak değil. Bu iki takımda da ben yerli oyuncuların çok efektif rol oynayacağını düşünüyorum. O anlamda başarılı olmaları gerçekten Türk basketbol adına sevindirici olabilir. Zaten şu anda hani Euroleague'de mücadele eden takımlar haricindeki diğerlerine baktığımızda ekonomik sebeplerden de dolayı ligde düşen bir yabancı kalitesi var. Bu da onları daha fazla yerli oyuncuya muhtaç eden bir noktaya da geldi diğer takımları. Bahçeşehir Koleji sanırım bunun en fazla gösteren, hani en fazla yerli oyuncuya süre veren takımlardan biri. Artık herkes hani yavaş yavaş onu da takip etmeye başladı. En azından olumsuz olsa da ekonomik sebeplerin hani bu hale olması ama yerli oyuncuya fırsat çıkması bence de çok güzel. Bu iki takımda da inşallah yerli oyuncuları da hani diğerleriyle de beraber bol bol süre aldıklarını görürüz.
Bu sezon Basketbol Süper Ligi için benim gözlemlediğim, en azından tahmin ettiğim senaryo şu ki bence fena bir senaryo değil. Muhtemelen playoff'a girecek ilk 6-7 takım 3 aşağı 5 yukarı ayrışıyor kağıt üstünde. Geçen sene olduğu gibi playoff'un son spotu için, son sırası için düşme attı ve 8. sıra arasında çok ciddi bir rekabet olacak. Bu da geçen sezon seyir zevki çok yüksek bir ligdi. En azından ben öyle düşünüyorum. Bu sezonda gerçekten rekabetin yüksek olduğu, özellikle alt sıralar ve playoff hattında kıran kırana mücadele olan çok keyifli bir lig olacakmış gibi geliyor bana. Evet, ben de hani kağıt üstünde baktığımızda birazcık ayrı, hani belki playoff bandı birazcık ayrışıyor olarak tabii ki görünse de o son sıra kim gelecek hani son sıradan playoff'ta o ve düşme hattı da şimdi baktığımda hani 3-4 tane aday var hani alt sıralar için ama işler tamamen o 8-16 daha tamamen karışabiliyor. Benim en zevk aldığım kısım açıkçası 8-16 oluyor. Yukarılar biraz daha hani bütçelerden dolayı da ayrışabiliyorlar ama 8-16 çok daha keyifli mücadele oluyor açıkçası. Bu sene de geçtiğimiz sezonla benzeri olacak, o anlamda öyle gözüküyor. Ağzına sağlık Ece, eklemek istediğim şey var mıydı? Teşekkür ederim. Tekrar sana da yeni programın hayırlı olsun demek çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Seni sık sık konuk etmek isterim, senin için de uygunsa. Tabii ki, seve seve her zaman. Öyleyse kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrardan 6. Adam'da birlikteyiz. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor. Evet, kısa bir aranın ardından 6. adamda tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'ni lider bitiren, BKT Euroleague'de final oynayan Türk Telekom'un genel menajeri Önder Külçebaş var. Hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Nasıl keyifler? Teşekkür ederim yanına çağırdığınız için. İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. İyiyiz. Bizim de şimdi hazırlık turnuvamız başlayacak. 1,5 saat sonra Ala ile maçımız var. Her şey yolunda. Çalışıyoruz yoğun bir şekilde. Geçtiğimiz sezon sezonun başında yeni bir yapı kurup artık insanların baştan tahmin etmesi mümkün olmayan muazzam başarılara imza attınız. Sezon sonunda takım dağıldığında herkesin kafasında soru işareti oluşmuştu ama siz yaz transfer dönemindeki hamlelerinizle bunları yok ettiniz. Yani ben kendi açımdan bir soru işareti kalmadı. Gerçekten buradan elinize sağlık demek istiyorum. Muazzam transferler vardı. Öncelikle koç olarak Erdemcan'ın yerine Nenat Canak geldi. İlk olarak isterseniz koç tercihinizden başlayalım, sonra diğer detaylara değiniriz. Tamam. Aslında şöyle yaptık, yani takımın dağılması değil de bizim zaten şu andaki en büyük misyonumuz gelen organizasyona kim dahil oluyorsa, koç, oyuncu, kondisyoner, hepsinin değerlenmesini sağlamak. Şimdi geçen sene de ilk yıldan hedefimize ulaşınca insanlar takımı dağıttık zannettiler. Ama oyuncuların ya da koçun transferlerine baktığınızda ya da bütçelere baktığınızda aslında hepsinin ilerlediğini ve kurumumuzun çok büyük onlara değer kattığını, gelişim süreçlerinde onlara destek olduğunu ve onların da hedeflerine aslında bir kısmına ulaştıklarını gördük. O yüzden bizim bakım açımızdan dağılmış bir durum yok. Tam tersi, istediğimiz gibi oyunculara maddi manevi şekilde destek olup onların daha fazla kazanmasına, daha büyük hedeflere gitmesine yardımcı olduk olarak bakıyoruz. En başta onu söyleyeyim. Nenat Canak olayına gelirsek de biz gene Erdemcan hocamız gibi gelişimde olan, ilerleyen ve başarı anlamında hedefleri olan bir koç seçmek istedik. Araştırmalar sonunda hem iyi niyetli, hem babacan, hem takıma abilik yapabilecek, iletişimi kuvvetli, iyi bir insan, en başta bunlar olsun istedik. Ondan sonra basketbol tarafına geçtik. Baktığımız isimlerde de bu profili en çok uyan Nenat Canak'tı. Kendisiyle konuştuğumuzda da o kulübe gelmek çok istedi. Çünkü onun da hedefleri var kendisiyle ilgili ileri dönemde. O yüzden ortak payda buluşup takımımıza dahil ettik. Daha önce sizle ettiğimiz sohbetlerde de vizyonunuzdan aynı şekilde bahsetmiştiniz. Avrupa basketbolundan model olarak Baskonyavari bir yaklaşımınız olduğunu söylemek mümkün bana kalırsa. Bilmiyorum, katılır mısınız? Tabii ki. Yani hedef o ama o hedefin daha başındayız. Bunun için de istikrar lazım. İnşallah, umarım biz bu istikrarı uzun dönemde de sağlayabiliriz. Bu organizasyon katılan herkesin geliştiğini, ilerlediğini. Yine oyuncularımız da bu şekilde seçtik zaten. Hepsinin bir sıçrama yapmak istediği, gelişmek istediği. Ya Euroleague'den gelen, tekrar orada Euroleague'e dönüp orada main rolü almak isteyen oyuncular. Ya da büyük sıçrama yapmak isteyen Türk oyuncular. O yüzden seçtiğimiz her oyuncu, yine aslında hiçbirinde retired oyuncu yok.
emekli buraya gelip yatmaya gelen oyuncu yok. Hepsinin hedefleri olan iyi isimleri seçmeye çalıştık. Konu transferden açılmışken bildiğiniz gibi aslında tarafların en sevdiği şey budur. Biraz da ona değinmek istiyorum. Euroleague'den Maccabi Tel Aviv'den Jaylen Adams, Baskonya'dan Steven Enoch, Eurocup'tan özellikle geçtiğimiz yıl Paris'te benim de çok beğendiğim Tyron Wallace oyun kurucu rotasyonuna ki NBA'de çift yönlü kontratla Clippers'ta oynarken de çok dikkat çekmiş bir oyuncu. Sonrasında Marcus McDuffie, James Palmer gibi oyuncular var. Okben Oluba, Yiğitcan Saybir gibi milli oyuncular var. Gerçekten çok başarılı bir transfer dönemi geçirdiğinizi söylemek mümkün. Bu süreci nasıl anlatırsınız peki? Şimdi geçen seneyi böyle bu şekilde geçirdikten sonra tabii oyuncuları hedeflerinize inandırmak daha kolay oldu. Geçen sene bir hayali satmaya çalışıyorduk oyunculara. Bu sene real bir şeyi sattığımız için oyuncuların aslında tercih ettiği bir kulüptük. Hem organizasyon anlamında yaptığımız değişiklikler hem kimya olarak daha agresif, daha yırtıcı ve daha hedefleri olan bir takım kurma anlamında. O yüzden tekrar inandırmak zorunda kalmadık arkadaşlar. Onlar aslında biz telefon açıp ben transfer pazarlığı yaptım açıkçası. İşte ben Jaren Grant gibi olmak istiyorum. İşte ben Tyrese Jones gibi olmak istiyorum. İşte ben Erkan Yılmaz gibi olmak istiyorum diye zaten kendileri o örnekleri verdiler. Herkesin takip ettiği ve izlediği bir takımdı. O yüzden bu sene işim daha kolaydı geçen seneye göre açıkçası. Şimdiki asıl önemli olan şey bu arkadaşları birbirlerine, sisteme, kulübe inandırıp tek bir hedef doğrultusunda tek bir doğruyla ilerlemek. Çünkü ancak bu şekilde doğru kimyayı oluşturabiliyorsunuz. Umarım bunu başarabiliriz tekrar. Bu anlamda hazırlık dönemi nasıl geçti peki? Hazırlık dönemi tabii ki geçtiğimiz seneden sonra bir anda hani tekrar sil baştan başlayınca hepimiz böyle bir silkelendiğimiz bir dönem oldu. Daha yolun çok başındayız. Daha tam rollerini anlayabilmiş değiller. Daha tam birbirleriyle ilişkileri daha yeni yeni bu son iki kamptan sonra hatta son kamptan sonra biraz daha artmaya başladı. Tabii 12 tane 14 tane farklı ego var. O egoları bir tarafa bırakıp sadece işte bir hedef doğrultusunda beraber yürüme daha olayın başındayız ama yetenek anlamında ve karakter anlamında hiçbir şüphemiz yok. Ama daha yolun başındayız diyebilirim. Umarım geçen seneki gibi geçen sene bazı şeyler bizim dışımızda da çok olumlu gitmişti. Sanki böyle destekleniyor, itiliyor gibi bir güç vardı yanımızda her zaman. Umarım inşallah o güç gene yanımızdadır. Çözümleri maç kazanarak çünkü bazı zorluklardan çıktığınızda oyuncuların güveni daha çabuk artıyor ve kendine güvenleri sahaya yansıyor. Umarım tekrar onu hemen sağlayabiliriz. Çünkü kazanmak sizi bir iki hafta hemen ileri itiyor. Umarım bize lige kazanarak başlarız. Geçtiğimiz sezon Eurocup'ta finale kadar tırmanmıştınız ve finalde kupayı çok büyük bir farktan dönüp kıl payı kaçırmıştınız. Evet. Bu sezon kurulan kadro az önce de bahsettiğiniz gibi hani yetenek olarak kağıt üstünde oyuncuları hepimiz bildiğimiz için tekrardan rekabetçi olabilecek düzeyde. Peki sezon vizyonu evet. Olarak ilk önce Eurocup'tan başlayayım. B grubundasınız. Geçtiğimiz sezon finalde karşılaştınız Gran Canaria, çeyrek finalde karşılaştığınız Ratio Parmul ve Karadağ'daki Buducnost gibi çok önemli ekipler var. Peki bu sene Eurocup'taki vizyonunuz tekrardan kupaya uzanmak mı? Çünkü kağıt üstüne bakınca gerçekten hani bu subjektif bir şey söylemiyorum. Genel kanı da bu şekilde gerçekten mümkün gözüküyor bu hedef. Evet yani şöyle gerçekçi bakmak gerekirse ki öyle bakıyorum şu anda. Bizim hedefimiz o oralarda olmak hep. Yani artık final mi olur, yarı final mi olur bilmiyorum ama insanların saygısını görmek, kurumun basketbol camiasının kuruma bakışını değiştirmeniz bir süre alıyor. Bence geçen sene hakem kararlarında da olsun, başımıza gelen olaylarda da olsun oradaki daha o finallere gelen daha birinci yılımızdı. Şimdi Fenerbahçe ve örneğini verin. Fenerbahçe nasıldı? İlk önce bir Final Four'a kalmaya çalıştı. Final Four'a kaldı. Final Four'a kaldıktan sonra final oynama çalıştı. Sonra final oynadı. Ondan sonra yavaş yavaş insanların size saygısı, hakemlerin size saygısı, basketbol camiasının size saygısı artıyor. Ondan sonra oraları daha hazır göründüğünüz zaman şampiyonluğa daha büyük aday oluyorsunuz. Benim şu anda ve kulübümün hedefi biz oralarda olalım. Yarı finallerde, finallerde olalım. Umarım tabii ki hedefimiz her zaman içimizdeki o alev tabii ki her zaman şampiyonluğu istiyor. Ama biz Türk Telekom olarak oralarda işte yarı finale ulaşan, finale ulaşan takım olalım. Orada istikrarı sağlayalım. İlk önce hedef bu. Ya da her zaman mücadele eden, çok büyük mücadele ortaya koyan, ismini hep duyuran, iyi o pozitif anlamda duyuran bir kulüp olalım. Ondan sonra senin zaten insanların ve camianın sana bakışı artıyor. Biz geçen sene bence kaybetmenin nedeni oralarda 14 senedir olan bir Grand Canaria takımına karşı rakip olmamızdı.
Keza final öncesinde de çok tartışmalı olaylar yaşanmıştı biliyorsunuz. Hani çok basında da gündem oldu. Siz maça seyahat ederken takım otobüsünde yaşanan hadise gerçekten çok keyifsizdi ve maçın kaderini siz daha önce etkilediğinden bahsetmiştiniz. Kesinlikle etkiledi. Çok da olumsuz etkiledi. Ama işte söylediğim gibi ne yazık ki bu tarz olaylar olabiliyor. Hepsinden şöyle bakmak var. Ya onu suçlayıp bunu suçlayıp ya başımıza bu geldi, finali bu yüzden kaybettik, ne kadar kötü. Ya böyle bakarsınız, kendinizi düşürsünüz ya da oradan da bir ders alıp oradan da bir tecrübe çıkartıp onu da cebimize bir silah olarak koyup ilerlemeye çalışırız ki biz böyle yapmaya çalışıyoruz. O da bir tecrübeydi. Orada da karşılıklı yapılmış hatalar mutlaka vardır. Ha, hata oranı belki bizim %5'tir, karşı tarafın %95'tir. Onu şimdi tartışmaya gerek yok. Ama oradan da çıkarılması gereken dersi alıp cebimize koyup daha fazla kuvvetlenip devam etmek istiyorum ben. Daha önce de konuşmuştuk keza. Sıklıkla siz de başkan da dile getirmişti. Orta vadede hedefinizin Euroleague olduğunu biliyoruz. Bu noktada peki hayalleriniz nelerdir? Bunu bir marka oluşturmak istediğinizi biliyoruz ki bu anlamda çok iyi adımlar atıyorsunuz. Az önce de bahsettiniz. Günü kurtaracak, sezonu kurtaracak planlardan ziyade bir marka oluşturmak, orta vadeli, uzun vadeli hedefler doğrultusunda çok güzel hamlelere imza atıyorsunuz. Peki orta uzun vadede Euroleague hedefleriniz nelerdir? İlk başta organizasyon anlamında hiçbir kusur kalsın istemiyoruz. O yüzden bu sene birkaç tane daha atağımız oldu. Sponsorlarımızla bir bazı birliklerimiz oldu. İşte seyircinin çok istediği işte lunch ve maskot tarzı girişimlerde bulunduk. Hani organizasyonu aslında en üst seviyede tutup artık oraya hazır olduğunuzda siz istediğiniz kadar kafalıca hazır olmayın ama organizasyon akar ya, biz onu aslında başarmak istiyoruz. Tabii ki hedefimiz Euroleague. Euroleague'de de gene verdiğiniz gibi, Baskonya'nın verdiğiniz gibi İnşallah oraya ulaştığımızda gene gelişime, ilerlemeye açık bir takım kurup çok mücadeleci, herkesin taraflı tarafsız, herkesin saygı duyduğu bir takım oluşturmak istiyoruz. Ama Euroleague konuşmadan önce ilk önce bence o Euro Cup'ta oralarda olmayı istikrarlı hale getirmemiz lazım. Gerçekçi olmak gerekirse. Ondan sonra o yol size zaten açılıyor. Ona göre hamle yapıyorsunuz. O oraya göre hamlemiz şu anda sadece bence organizasyon anlamında bu takımın sadece bir eksik kalsın istemem. Euroleague standartları neyse bir oyuncunun bir takıma geldiğinde halterinden, işte yaşantısından ekstra onlara destek olma anlamında ne verebiliyorsak, beslenmesi, diyetini, işte yolculuğu, her şeyi kısasız olsun, zaten o yola girersiniz diye düşünüyorum. Onun istikrarı önemli bizim için. Sezonun başlamasına çok kısa bir dönem kaldı. Geçen sezondan benim aklımda kalan bir şey daha sormak istiyorum size. Takımın aurasıyla ve başarı da gelmeye başladıkça Ankara'daki basketbol kitlesini Türk Telekom etrafında kenetlemeyi başardınız. Gerçekten evet. Bu hem pazarlama olarak çok büyük bir başarı, hem de dediğim gibi bu aslında biraz da başarıya paralel olan bir şeydi. Bundan sonraki sorumu sormadan önce Ankara taraftarına buradan gelecek sezon için mesajınız var mı? Bunu da paylaşmak istiyorum. Ankara'dan da çok fazla dinleyicimiz var çünkü. Tabii ki. Yani Ankara taraftarı zaten ne istediğini çok iyi bilen, ne izlemeye geldiğini de çok iyi bilen bir taraftar kitlesi. Bir kere en başta çok kaliteli bir şekilde bizi sezon boyunca desteklediler. Yani biz hiçbir zaman taraftarımızla karşı rakip ya da hani maçta bir problem yaşamadık. Bir kere onun için teşekkür ederim. Bizim en unutamadığımız anlar maçların sonunda, son 3 dakika kala bütün taraftarların ayağa kalkıp o sahayı küçültmesi ve rakibin artık böyle yer bulamaması, taraftarın neredeyse sahada bizle beraber müdafaa yapması gibi bir hisse kapıldık hepimiz. Onu rakipler de hissetti. Biz umarım ilk günden bunu başarabiliriz. Çünkü bir 20-30 tane taraftar bizim Antalya'da maçımız desteklediğinde bile takımdaki oyuncuların sahadaki müdafaası, isteği, arzusu artıyordu. O yüzden onların şeyleri, destekleri bize çok lazım. Özellikle sezon başı takımı desteklemeye. Ben ve bu sezondaki takımdaki arkadaşlar da taraftar enerjisiyle çok daha iyi performans gösteren oyuncular. Umarım yine ilk günden 7.000-8.000 taraftarla başlayabiliriz. Size son sorum şu olacak. Euro Cup'tan bahsetmişken Basketbol Süper Ligi'ne değinmemek olmaz. Bunu TBF'nin fikstür çekiminde de bunu size konuşma fırsatı bulmuştum ama burada da sorayım. Bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde rekabetçilik düzeyi en azından tepe takımlar için arttı. Şu anda playoff potasına yazabileceğiniz en az 7 tane takım var. Bunların yerini kendi içinde değiştirebilirsiniz. Bu sezon rekabetçilik düzeyi oldukça arttı. Keza geçtiğimiz sezon bu Anadolu Efes Fenerbahçe'nin son yıllarda tabiri caizse domine ettiği ligde normal sezonda lider olarak siz oraya bir şart düşmüştünüz. Bu sezon yatırımlarını arttıran da çok fazla takım var. Gelecek sezon nasıl yorumluyorsunuz Basketbol Süper Ligi'nde? Bir kere daha ilk günden şunu söyleyebilirim. Geçen sene Galatasaray ve Beşiktaş
geçen seneki takıma göre bu sene çok daha büyük yatırım yaptılar. Onlar inanıyorum ki çok büyük o rekabet seviyesini çok büyük seviyeye taşıdılar. Gerçekten herkesin bence izleyeceği, yani yurt içinde yurt dışında birçok kişinin takip edeceği çok rekabetçi bir sene olacak. Geçen seneye göre ben daha zor ve daha rekabetçi buluyorum. O yüzden izleyenler açısından çok keyifli bir sene olacak. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Biz de o rekabetin içinde en büyük mücadeleyi gösteren takım olmak istiyoruz. Hedefimiz o. Size yeni sezonda başarılar diliyorum tekrardan. Yeni transferleriniz, koçunuz, yapınız hayırlı olsun. Umarım sizin için başarılı bir sezon olur. Çok teşekkür ederim. Ben de size iyi yayınlar dilerim. Bizi burada dinleyen, radyodan dinleyen arkadaşlara da, seyircilere de çok teşekkür ederim. Onlar da güzel bir sene, sağlıklı bir yıl dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. İyi günler, turnuvada da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Bu haftalıkta 6. adamın sonuna geldik. Bizi dinleyen herkese, dinleyicilerimize iyi hafta sonları diliyorum. Çalışma temposundan çıkıp bol bol dinlenebilecekleri, kafalarını dağıtabilecekleri ve spor müsabakalarını takip edebilecekleri keyifli bir hafta sonu diliyorum. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Radyo Spor'la kalın. Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.